İkinci bölüm hiyerarşilerin modellenmesi. Şimdi buradan bir örnekle başlayacağım size. Başıma da gelen bir olay anlatacağım aslında arkadaşlar. Şöyle ki, ilk yaptığımız projelerde bizim yaptığımız işlem analiz işlemidir arkadaşlar. Analiz işleminde gideriz. Şirketle görüşürüz. Oradan bilgi edinmeye çalışırız. Bana da şöyle bir bilgi verildi. Dediler ki şirkette müdürlerimiz var. Müdürler. Bir de çalışanlarımız var. Çalışan dedim. Dedim müdürlerin altında çalışanlar var. Müdürler çalışanların kayıtlarını görebilecekler. Onları işte değiştirebilecekler. Tamam dedim. Şöyle bir yapı kurayım dedim. Müdür ID. Burada arkadaşlar müdürün adı. Arada bire çok ilişki varmış gibi düşünüyorum şu anda. Müdür soyadı. Vesaire. Bilgiler gidiyor. Ondan sonra çalışanlara geldim arkadaşlar. Çalışanın bir ID'si olsun dedim. Çalışan adı. Çalışanın soyadı. Bu kadar bilgi yeter. Bir de arkadaşlar, tabii ki bu bir müdüre bağlı ya. Hangi müdüre bağlı? Buraya kadar arkadaşlar hiçbir sorunum yok. Analizi yaptığımı zannediyorum. Ve artık sistemim çalışır diye düşünüyorum. Bakın, müdürün altında müdür çalışanları var. Aradaki ilişki bire çok bir ilişki. Tamam dedim. Sonra arkadaşlar gittim de şu dendi bana. Müdürün altında müdürler olabilir. Onun altında bir tane daha müdür olabilir. Onun altında çalışan olabilir. Şöyle de olabilir. Müdürün altında bir tane müdür olup tekrar çalışan olabilir. Veya direkt çalışan şöyle de olabilir. Bir müdüre de bağlı olabilir. Yani bizim baş bir tane müdürümüz var. Herkes onun altında müdürlerden oluşuyor. Ve çalışanlar da direkt şu şekilde de olabiliyor. Hatta bir müdüre bağlı çalışan da olabiliyor. Sadece o müdür görecek. En üst müdür görecek onu. Diğerleri görmeyecek. Sistem bu sefer arkadaşlar. Benim şu tasarladığım sistem çöktü. Şimdi bu çökmeyi işte engellemek için arkadaşlar aslında ben orada iyi soru sormalıydım. Şu da şunu demeliydim arkadaşlar. Müdürlerinizin altında yine müdürler var mı diye sorusunu sormadığım için arkadaşlar ben analizi yanlış yaptım. Ve bu benim için bir zaman kaybı oluşturdu. Burada arkadaşlar aklınıza gelecek soru şu. Hiyerarşik bir modelle karşı karşıya mısınız? Örneğin genel müdürün altında personel müdürü, bilgi işlem müdürü, bilgi işlem müdürünün altında yazılımcı, veri tabanı mühendisi, programcı, altta ilişkiler müdürü gibi arkadaşlar alt alta birimler gidiyor mu arkadaşlar? Burada tabii bu sadece çalışanların arasında da olmayabilir arkadaşlar. Malzemeler arasında olabilir, kurum içindeki birimler arasında olabilir, işletim sistemlerindeki arkadaşlar, klasörler dahi bu yapıdadır aslında. Hiyerarşik bir yapıdadır. Örneğin klasörlerimize tıklayacak olursak arkadaşlar, şurada benim veri tabanı dersi için açtığım bir klasör, onun içinde bir klasör. Alt klasörlere doğru gidebilirsiniz. Örneğin şuraya tıklayalım. Belgelerime gittim. Buradan arkadaşlar şuraya tıkladım. Buradan buraya tıkladım. Bakın hep hiyerarşik bir yapı var. Gittikçe alta doğru iniyorum. Arkadaşlar bu işte hiyerarşik yapıyı veri tabanı tarafında nasıl kurabilirim? Burada bakın yine benim kötü bir tasarım var arkadaşlar. Benim tasarıma benzer. Genel müdürüm bir ID vermiş. Sonra alt müdürlere bir ID vermiş. Sonra çalışanlara bir ID vermiş arkadaşlar. Bire çok, bire çok, bire çok şeklinde arkadaşlar. İlişkimiz gitmiş. Arkadaşlar şimdi ben şunu yapacağım. Şu durumu tek tabloda çözmeye çalışacağım. Şöyle ki arkadaşlar. Bakın. Çalışan ID'si. Bağlı ID. Adı soyadı. Ve vesaire. Arkadaşlar bağlı ID'ye bakarak kime ait olduğunu bulabiliriz. Fakat bağlı ID'ye arkadaşlar ne kadar bakacağız? Böyle bir sorun çıkıyor. Arkadaşlar burada bizim recursive bir şekilde bakmamız gerekiyor. Niye? Örneğin ben desem ki size burada bir veri oluşturalım. Sıfır numaralı müdür olsun. Bir numaralı altında arkadaşlar onun bir çalışanı olsun. Bu müdüre bağlı. Bu arada şöyle. Bu kimseye bağlı değil. Sıfır.
kendi kendine bağlı ya da buna bir diyelim. Bu arkadaşlar nur. Kimseye bağlı değil. İki numaralı çalışanımız bir personel olsun arkadaşlar. Bire bağlı. Üç numaralı çalışanımız arkadaşlar başka bir müdür olsun. Müdür iki olsun bu. O bire bağlı. Dört numaralı çalışanımız o da müdür olsun. Üç. Fakat üçe bağlı. Şimdi siz derseniz ki bir numaralı çalışanların bilgilerini getir arkadaşlar. Sadece şu ikisini getirir. Ama aslında bir numaralı çalışana bu da bağlı. Bunu nasıl getireceksiniz arkadaşlar? Şuna bakacaksınız. Bir numaralı çalışanın sorgusunu yaptınız. 2 ile 3 ile geri döndü. 2'nin çalışanı var mı? Altında yok. Boş. Bitti. 3'ün çalışanı var mı? Var. Kim arkadaşlar? 4. Arkadaşlar bir numaralı çalışan 4 numaralı çalışanın da kayıtlarına ulaşacak. 2 tane select sorgusu daha eklendi arkadaşlar. Birinci select ile şunları buldunuz. İkinci select boş döndü. Üçüncü select arkadaşlar veri döndürdü. 4 numaralı çalışanın peki çalışanı var mı? Yok. Bitti. Arkadaşlar 4 tane select kullanmak zorundasınız bir işlemi yapmak için. Recursive bir çekme işlemi gibi arkadaşlar. Biraz daha sistemi açıkçası yoruyor bu sistem. Biraz daha fazla kod yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu sayede arkadaşlar tek tabloda bakın şu işlemleri tek tabloda yapabiliyorsunuz. Çalışan diye bir tabloda arkadaşlar tüm hepsini yapabiliyorsunuz. Burada bir örnek bir veri var arkadaşlar. Bakın kim kime bağlı görüyorsunuz. Arkadaşlar şuna herkes bağlı. İki numaraya arkadaşlar kimler bağlıymış? Bakın şuradaki idari işler ve sosyal işler. İkisi arkadaşlar insan kaynaklarına bağlı. Peki bu 6 ile 7'ye bağlı olan var mı? 6'ya bağlı olan iki kişi görüyorum arkadaşlar. Eğitim ve sağlık 6'ya bağlı. Siz arkadaşlar örneğin burada insan kaynaklarında hangi kişiler bağlı derseniz arkadaşlar öncelikle şu ikisini çekeceksiniz sonra da şu ikisini çekeceksiniz. Yani sorgulara ihtiyacınız var. Hatta şunu da sorgulamalısınız. 10 numaralı kayda bağlı var mı? 11 numaralı kayda var mı? Ta ki arkadaşlar ağacınızda hiçbir kayıt kalmayınca kadar en alt klasöre oluşturuncaya kadar sorgulama yapmalısınız. Örneğin şöyle. Şunun altına da gittim. Bakın artık burada klasör kalmadı. Artık sorgulama yapmaya gerek yok. Arkadaşlar hiyerarşik yapılar bu şekilde daha fazla sorgulayla çekilebilen yapılardır. Bazı veri tabanı yönetim sistemleri arkadaşlar recursive sorgulara destek verirler. Bazıları destek vermez. Destek vermezse kendiniz bunu sorguyla yazmalısınız. Ve bir döngüyle arkadaşlar tüm sorgulardan boş cevap gelinceye kadar sorgularınıza devam etmeniz gerekiyor. Bu tür arkadaşlar bir yapıya sahipsiniz. Bu hiyerarşik modelde orada kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu tür yapılarda.